Biraz daha nasıl anlayışla karşıladım çocuğumla alakalı. Bak Nurten diyor ki büyük kesinlikle. Kıyamet. Neriman diyor ki kıyamet. Haklı ya. Yasemin de diyor. Çok bozulurlar. Böyle olurlar çok diyor. Bozulurlar. Ben de olurum. Oğluma da, oğlum da öyle bir şey yapsa ben kendi adıma olurum. Oğlum da böyle bir şey yapsa oğluma da kızarım. Tabii ben de gelinle çirkin. Beraber nüfus müdürlüğüne gider ismini değiştiririm. Evet. Öyle şey mi olur? Koymayacak. Hayır koyamaz, Seda Hanım. Seda Hanım. Koyamaz. Bu nedir? Ne kadar? Evet çok güzel ayakkabısı değil mi? Ayakkabısı harika. Çok kız bunu sen mi diktin? Evet. Evet Seda Hanımcığım hiçbirisi beğenmedi. Allah aşkına. Ben beğendim. Şu elbiseme bakın. Allah aşkına hiç beğenmediler. Şey söyleyeyim bak, mi? Bu yüzünün güzelliğiyle bu elbise gitmiş mi? Hayır. Nesini beğenmediler biliyor musun? Elbiseyi değil. Yani makyajına, saçına bu tek renk olmalıydı ama yani. Ya, şey olduğu için yetiştirememiş bir gün dedik. Ama bir göstermek istedim onun için bunu hayır, ben yani Neriman Hanım. Ha, marifetimi gösterdim, terziliğimi gösterdim. Ben bayıldım. Bak izinin önce giydiğin o tüylüyü giyseydin bunun altına şey daha güzel dururdu. Kalk ayağa bir şey söyleyeceğim. Ama ben bunu pratik kestim. Bu kimono tarzı. Ben bayıldım. Evet. Çok güzel. Vallahi. Ama prova yapmadım bir şey yapmadım. Ama daha ağır bir elbise çok güzel yok, olurdu. Yok kız güzel ben beğendim. Bir şey söyleyeyim mi? Aynı modeli giyeceğim. Hayır senin dediğin gibi yapacağım. Otur hadi gidiyorum. Otur, güzel, otur, güzel. Teşekkür otur. Ederiz sağ olun. Böyle güzel bir renkten yapıp geleceğim. Evet. Hadi Ayten hadi hızlı ol. Bak kaç dakikan kaldı yetişmeyecek bak, sonra. Bak hiç konuşturmadık seni Ayten bugün. Yine yapamadın. Konuşunca da yapamıyorsun, konuşmayınca da yapamıyorsun. Yapabiliyorum. Hani nerede? Çok da güzel yaptım. Önemli olan tadı. Ayten'cim bak yanlış yapıyorsun. Bak bunu da söylüyorum, herkese de söylemem. Bu iyiliğimi de unutma. Artık sinirlerim tepeme şey diyor. Üstüme önce, gelmeyin. Bir saniye bak önce sosunu dök ondan biliyorum. Sonra kaşarını. Bildiğin çok belli oluyor gerçekten. Aklımı karıştırdın. Sen benim masama çok gelmişsin sanki. Biraz da ben senin masana geleyim. Ya gel. Çok da güzel yaptım. Çiğ derlerse sakın itiraz etme olur mu? Çünkü pişmedi zaten. Etmem tatlım tamam. Yumurtası çiğ evet onun pişmesi lazım. Ben çünkü çiğ yumurtasını yani. İyice şey ettim. Yumurta tencerede pişmeyecekti. Çiğden karıştırılacaktı. İyice pişirdim ben. Toz biberini içine koydum yanlışlıkla. Artık puanımı kesersiniz. Tepsiye koy tepsiye. Tepsiyle birlikte koy. Ayten sen niye böylesin ya? Nasılmışım? Ya niye dikkat etmiyorsun ya? Ben senin kalmanı istiyorum burada. Çok güzel dikkat ediyorum. Senin kalmanı canım. İstiyor tatlım. Hani siz ekürisiniz ya. Hayır ben yeni senin gitmeni istediğim için onun kalması lazım. Sen dolayısıyla benim gitmemi Ayten kalacak ki sen gidesin yani. Benim gitmemi istiyorsan. Ayten niye böyle yapıyorsun? Bak kaç defa konuştum seninle ya. Beni Ayten eleyemez biraz tatlım. Dikkat et Allah aşkına ya. Zeynep keşke en başında birlikte sen yemeğini yaptıktan sonra ona yardıma gitseydin. Yardım edilecek olsa ederdim ama yardım da edemiyorum işte. Lafla yardım ediyorum. Ayten dikkat et, Ayten yetiştir. Ki şöyle, ben senin kalmanı hiç istemedim ama Ayten'in kalmasını çok istiyorum. Zeynep. Çok istersin çünkü kızcağız senin yanında böyle gezinirken, yarışmaya çalışırken... ...sen bilezikleri toplayacaksın değil mi? Hayır maalesef ben Ayten Neriman de abladan dolayı gözünü istiyorum. Gözünü açamadığı için hala senin yanında zaten. Sen Neriman abladan dolayı o zaman özel hayatına al Zeynep burada. Duymuyorum. Zeynep biz buraya yarışmaya geldik. Sen Neriman ablayı o zaman özel hayatına al... Ya burada kalmasını istiyorsan sürekli öyle yap. Onu da yapacağım ama yani birkaç hafta daha onunla burada yarışmak istiyorum. Çünkü çok eğlenceli bir kadın. O yüzden Ayten'in kalmasını çok istiyorum. Zeynep ben her zaman burada Ayten, seni savundum. Bugün bu yemeğiyle zaten kesinlikle kalacağını zannetmiyorum. Ben senin her zaman arkanda durdum. Her zaman lafını savundum. Ama sen işte bana diyorsun ki ben Ayten'in işte annesinin gitmesini istemiyorum. Ayten gitse de olur. Neymiş o? Gitsin. Benim sana ne zararım dokundu? Gitsin demiyorum. Ama Neriman ablayı çok daha fazla sevdiğim için Neriman abla burada daha uzun süre kalsın ayrıca istiyorum. Damla sen de Aysun'la bir oluyorsun. Ne alaka Aysun? Giden ne? O zaman Aysun'la Damla da senin yanında. Ayten sen de o Damla zaman Zeynep'le birlikte bir oluyorsun. Yani gerçekten Aysun'la tartışmaktan da bıktım. Onun yüzünü görmekten de bıktım. Yüzündeki maskeden de bıktım. Gitsin artık ya gitsin. Ha? Çiğ çiğ yumurtayı yedireceksin kayınvalideleri. Ne çiğ çiğ yumurtayı ben için tencerede kavurdum. Tamam o zaman zaten baştan yanlış yapmışsın sen. Yo.
Nasıl yo? Çok güzel çevirdim yani. Onu tek çevirmeyecektin. Öyle değil. Soğumaya yakın haldeyken koyacaktın. Aynen öyle. Krema her şeyle harmanlanacak en son. Ben sosunu koydum. Çok yanlış yaptım. Ama en son koydum. Aklın nerede acaba? Tattım benim. Sıcağıyla pişmesi gerekmiyor mu? Sıcağıyla pişmesi gerekmiyor. Buz gibi pişecek. Evet, bana öyle bir şey denmedi. Bana öyle bir şey denmedi. Sana ekstra anlatılmadığı için. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve süreniz bitti. Çıkartın fırından. Herkes çıkardı mı? Evet. Tamam mı? Üstleri örtüldü mü? Evet. Önlükleri çıkarın. Gelin kızçeler yanıma. Gelin. Böyle gününüz güzel geçsin diye. Şimdi en sevdiğiniz şarkı geliyor. Hazır mısınız? Evet. Ayten. Geliyorum.